Bu gördüğünüz yarasa gübresi. Yarasa gübresi en az 500 yılda meydana gelir. Türkiye'de 40 bin mağara olduğu tahmin ediliyor. 40 bin. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ve takribi olarak 50 milyon ton yarasa gübresi var. Ve yarasa gübresi bugünden yarına üretilmiyor, üremiyor, çoğalmıyor. Yarasalar dışarıda topladıkları, yedikleri sineklerin, böceklerin dışkıları mağaralarda dışkısını yapıyor. Bu dışkılar 500 yıl, 1000 yıl sonra gübreye dönüşür. En az 500 yıl sonra istenilen oranda, kalitede yarasa gübresi oluşur. 1 gram yarasa gübresinde 1 milyardan fazla bakteri var, faydalı bakteri. Ne yapıyor? Toprağı nemli tutuyor. Yani topraktaki suyun kurumasını önlüyor. Canlı tutuyor. Toprağı havalandırıyor. Bitkinin kökü, bitki mesela demiri, fosforu, kalsiyumu, magnezyumu topraktan direkt alamaz. Bakteriyle bitki kökü birlikte çalışır. Simbiyoz, ortak yaşarlar. Bakteri mesela havadaki azotu işlenebilir, bitkinin işlenebilir organik haline dönüştürür. Fosforu dönüştürür. Bakteri dönüştürür. Bakteri olmazsa, mesela toprakta bakteri olmasa bitki topraktan, şimdi havadaki azotu alamaz. Neyle beslenecek? Neyle çoğalacak? Gelişecek? Ne oldu? Öldü. Kurudu gitti bitti. Toprağı yaşatan, yani bitkiyi yaşatan canlı topraktır. Ölü toprak değil. Toprağı canlı yapan nedir? İçindeki mikroorganizma. Bu da yarasa gübresinde. 1 litre yarasa gübresi, sıvı yarasa gübresi bir dönüm seraya yeter. 1 ton suyla karıştırıyorsunuz. Ne yapıyor? Oradaki damlama suyla serayı, yani bunu 2 haftada, 3 haftada bir yapsanız yeterli. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gübresi seralara vesaire uygun değil. Çünkü onlar organik değil. Çünkü organik beslenme büyükbaş, küçükbaş hayvanlar. O gübreler de faydalı ama bununla karşılaştırdığımızda bu onlardan yüzlerce kat değerli. Altın değerinde. Bu nedenle yarasa gübresinin asla ihraç edilmemesi, satılmaması, 100 yıl sonrasını dahi düşünerek ihracatının engellenmesi, önüne engel konulması gerekir. Dışarı 1 gram dahi satılmamalı. Neden biz Alman'a verelim ki? Alman gitsin başka yerden alsın. Antarktika'dan penguen gübresi getirsin. Amerikalılar böyle yapıyor. Amerikalılar Antarktika'dan penguen gübresi topluyor. Onu kullanıyor. Avustralyalılar yarasa gübresi. Dünyada yarasa gübresi, penguen gübresi kullanımı çok yaygın. Bizde henüz bu maalesef yeni yeni birkaç yıldır var. Ve yapılan araştırmalarda mesela seralarda yetişen sebze ve meyvelerdeki verim %112, yani %12 değil, %112. 2 katından daha fazla verim elde edildiği tespit edilmiştir. Artı sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim en yüksek düzeye ulaşıyor. 50 yıl öncesine göre şimdi yarasa gübresi olmayan normal kimyasal gübreyle mesela toprağa kimyasal gübre serptiniz veya suladınız her neyse. Kimyasal gübre kullanılan toprakta C vitamini azalır. Yani meyvede, sebzede. B vitamini azalır. Kalsiyum, demir, çinko. Yapılan araştırmalar bunu gösterir. Elimde bununla ilgili çok detaylı bilgi var. Her an sunabilirim. İsteyen internetten bakabilir. 50 yıl öncesine göre B1, B3, B6 vitamini azalmıştır sebze ve meyvede. Demir, çinko azalmıştır. Neden? Kimyasal kullanıyorsunuz, toprağı kireçlendiriyor, öldürüyor kimyasal gübre. Oysa organik gübre kullandığınızda bitki topraktaki minerali alıyor. Çünkü bitkinin kökündeki mikroorganizma, mesela azot bakterileri, havadaki azotu bitkinin organik azota dönüştürüyor, bitkinin onu
işleyebilir hale getiriyor. Azot olmazsa ne olur? Protein olmaz. Proteini ana maddesi. Her amino asidin, yani protein amino asitlerden meydana gelir. Her amino asidin içerisinde ne var? Azot var. Azotsuz protein olmaz. Yani ana maddesidir azot. Azotu ne işliyor? Bakteri işliyor. Bakteri olmadan azot olmaz, protein olmaz. Bitkinin kalitesi düşer. İçindeki vitamin, mineral, enzim düşer. Bu nedenle toprakta kimyasal gübre kullanmak toprağı öldürür. Toprakları tekrar canlandırmak için yarasa gübresi kullanmak gerekir. Ha, bunun yanında solucan gübresi de var. Bununla da ilgili çalışmalar var. İsteyen solucan gübresi de kullanabilir. O da güzel. Fakat bunun kadar kaliteli bir şey yok. Çünkü neden? En az 500 yıl sonra gübre haline dönüşüyor. Yani yavaş 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 zamanla. Yeni gübreler kullanılmıyor. Eski gübreler kullanılıyor. Yani o kadar da Türkiye'nin mağarası çok ki, Türkiye'nin hemen hemen Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde, dağlık bölgelerde binlerce mağara var ve yarasa dolu. Kimyasal ilaç kullanırsanız aynı zamanda yarasayı da öldürürsünüz zamanla. Yani yılanları öldürdüğünüz gibi. Vatandaş fareyi öldürmek için fare zehri kullanıyor. Fare ölmüyor, yılan ölüyor. Yılan ölüyor, köyü yılanlar, fareler basmış. Artık dağdaki bitkiyi, yani cevizi, eriği, kirazı, vişneyi vesaire fareler yok etmiş, bitirmiş, yemiş. Köyü basmış artık. Neden? Vatandaş fare gübresi kullanıyor. Fare ölmüyor, akıllı. Birisi ölürse diğerleri yemiyor onu. Ama yılan yiyor. Yılan bilmeden oyuna geliyor ve yılanlar gittiği zaman vatandaş yarasayı, yılanı, solucanı zararlı gibi algılıyor. Eskiden inancımıza göre neydi? Canlılara zarar vermek günahtı. Bugün herkes yılan öldürüyor, yarası öldürüyor, yok solucan öldürüyor, o kötü, bu kötü. Yanlış bir empoze, yanlış kültür. Biz kendi milli kültürümüzle insan yetiştirmiyoruz. Yani 100 yıldır Avrupa kültürüyle insan yetiştirmeye çalışıyoruz.